Yolda geliyor adalet, merak etme. Bugün burada adalet adına varız arkadaşlar. CHP Kadın Kolları Genel Başkanımızın önerisi üzerine Türkiye genelinde saat 11'de Genel Başkanımızın Güven Park'ta toplanıp Ankara'dan İstanbul'a yürüyüşüne destek amaçlı buradayız. Milletvekilimiz Enis Berberoğlu'nun haksız tutuklanmasını protesto etmek amacıyla buradayız. Adalet istiyoruz. Adalet istiyoruz. Adalet istiyoruz. Adalet istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Çağrılar beklemeden küçük çağrılara ses verdik. Kendi içimizdeki çağrıya ses verdik. Geç kalmış sayılmayız. 16 Nisan'da adalet için alanlara düşmedik ama bugün adalet için alandayız. Milletvekillerinin tutuklanmasıyla ilgili karar noktasında da belki o gün de yapabilirdik bunları. Hiçbir şey için geç kalmış sayılmayız.
Hala cumhuriyetimiz ayakta, dimdik. Hala biz kadınlar özgürük, özgürüz, layık bir cumhuriyette yaşıyoruz. Ve bunun devamı için adaletimizin peşinde olacağız. Enis Berberoğlu'nun da adaletinin en kısa sürede özgürlüğüne kavuşması için, daha doğrusu tüm tutuklular, tüm gazetecilerin, siyasetçilerin adalet karşısında, aynı burada resimde gördüğümüz gibi, gözlerinin bağlı olduğu, terazisinin dengede olduğu, kılıcının yerde olduğu bir adalet istiyoruz. Sen, Ali? Ben de ayarımız görse katına Murat Bey. Murat Bey? Çok güzel ifade etti abi yani. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol Murat. Ali Bey? Aslında biz çok daha önceden sokağa çıkmalıydık. Çok daha önceden bu haksızlıkların karşısına dikilmeliydik. Ben yerinde bir eylem olarak görüyorum ve yürekten destekliyorum. Evet. Siz, Gülden Hanım? Adalet istiyoruz. Geç kalmış olmasına rağmen iyi bir eylem diye düşünüyorum. Sonuna kadar sürdürmeyi ve adalet istemeye devam edeceğiz. Siz bir şey söylemek ister misiniz? Sağ olun. Siz? Ben tabii ki isterim. Mücadelemizin sonunda hayır kazandık. Ve bütün vekillerini YSK'nın önünde adalet arayışına davet etmiştik. Şimdi oldu, geç oldu ama biz mücadelemize devam edeceğiz. Yani. Eyvallah. Siz? Kaybettiğimiz her şeyi geri istiyoruz. Sadece adalet değil. Vatan bile elden gidiyor. Ne kaybettiysek onları adaletle beraber onları da istiyoruz. Eyvallah. Unutulmasın ki faşizme karşı birleşmeyenler onun zindanlarında buluşurlar. Teşekkür ederim. Siz bir şey diyecek misiniz? Adalet istiyoruz. Adalet için buradayız. Bugün burada sessiz bir çığlığımız var. Demokrasi istiyoruz. Özgürlük istiyoruz. Ya bir tek kendi milletvekilimiz için değil, Türkiye için adalet istiyoruz. Özgürlük istiyoruz. Demokrasi istiyoruz. Artık insanların kaybettiğimiz her şeyi özgürlük istiyoruz. Andımız. Genel başkanımızın yanındayız. Onun bu yolculuğunda onunla beraberiz. Kalbimiz onunla beraber. Bedenlerimiz burada ama kalbimiz onunla beraber. Teşekkür ederiz. Başka görüşünü açıklamak isteyen var mı? Adalet istiyoruz. Adalet istiyoruz. Adalet istiyoruz. Herkese lazım. Herkese lazım. Faşizmin ayak sesleri çok önceden duyulmuştu. Adalet istiyoruz. Adalet istiyoruz. Buyurun. Arkadaş. Adalet istiyoruz. Evet. Adalet istiyoruz. Faşizmin ayak sesleri çok öncelerden duyulmuştu. Ama bugün artık tam manasıyla faşizm çökmüş durumda. Herkesin elinden geldiğini yapmasını istiyorum ben. Teşekkür ederim. Adalet istiyoruz. Geç kalınmadı. Şimdi bugünden itibaren adalet istiyoruz. Galip abi gel. Güzel bir Türkiye'de yaşamak, adaletli bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Güzel ve mutlu bir Türkiye'de yaşamak ve adaletli bir, özellikle söylüyorum, adaletli bir Türkiye'de buluşmak üzere diyoruz. Bunun için mücadelemiz de devam edecek. Adalet. Biz onları da temsil ediyoruz.
Sonuna kadar adalet istiyoruz. Herkese lazım. Adalet herkese bir gün lazım olacak. Yani bu parti önemli değil. Herkes için adalet istiyoruz. Cehennem buz tutana kadar adalet istiyoruz. Siz? Evet, söyleyecek tek söz bu. Elimizdeki bankartlarda zaten ne söylediğimiz yazılı. Her şey bu yazı anlatıyor. Teşekkür ederim. Genel başkanımızın arkasındayız. Yalnız değil. Evet.